Merhaba, iyi günler. Ziraat Mühendisliği Bitki Koruma Paydaşlarım. Sizinle bu videoda daha önceden de anlattığım ancak yeniden hatırlatmak istediğim bir konuyla alakalı bir biber serasından birlikteyiz. Bilindiği üzere biberlerimizi diktik, büyüttük, bu hale getirdik. Niye bilindiği üzere diyorum? Bakın şurada ilgili gübrelemeler ve bitki koruma uygulamaları ve diğer uygulamalarla alakalı oynatma listemi görüyorsunuz. Biber oynatma listesinde sıra sıra gübrelemeleri ve yapılacak uygulamaları görebilirsiniz. Bu dediğim gibi hatırlatma videosu. Buraya kadar getirdik. Meyvelerimizi şöyle bakın oluşturduk. Maşallah her biri kalite. Ve diğerlerinden birçok yere göre bizim gübrelediğimiz, bizim baktığımız alanlarda çok daha lezzetli kapya biberler yiyeceksiniz. Çünkü gübrelenmesi gerektiği gibi gübrelenip ve yeterince bakımı yapılıyor. Bakın her biri böyle. Bir tanesi değil, her yeri aynı şekilde yıkılıyor maşallah. Bu hale getirdik ve bu aşamada daha önceden de bahsettiğim bir video vardı. Onu da bakın şuraya atayım. Şu tepeleri aldık. Ve sonrasında ne yaptık? Bu hale getirmek için çalıştık. Ne yaptık? Hasada hazırlık yaptık. Bunun adı neydi? Hasada hazırlık. Hasada hazırlık niçin yapılıyor? Olgun yeşil, görüldüğü üzere meyveleri artık hasada hazırlamamız gerekiyor. Bakın kütür kütür ötüyor. Bunlar kırmızılaşmaya başlayacak. Yani olgunlaşmaya başlayacak. Yani meyve eti renk değiştirecek. Bu tarz bitkilerde gübrelemeyi nasıl yapıyorduk? Meyve eti renk değiştirirken. Bakın onun da videosu hemen şurada geliyor. Bunun için ön olarak bakım uygulamaları bu şekilde, o kısmın yapraklarını ve oradaki boş dalları şöyle göstereyim. Alma şeklinde olacaktı. Bakın yaprakları almışız. Arada boş dal varmış. Onları almışız. Ve böyle bir ortam çıkarmışız. Peki bize bu ne sağlıyor? Bitkinin üzerinde kalacak nemden kurtuluyoruz meyvelerin üzerinde. Bu da transpirasyonu arttırıyor. Meyvede transpirasyon arttıkça meyveye verdiğimiz ilgili çözelti, yani anlık gübreleme neyse o çözelti daha fazla taşınıyor. Şu anda potasyum ağırlıklı gübreliyoruz. Çünkü meyveye yönelik gübreliyoruz. Ve meyve daha düzgün bir şekilde olması gerektiği gibi renk alıyor, tatlanıyor ve daha iyi sonuçlara ulaşmış oluyoruz bu şekilde. İkinci artısı neydi bu yöntemin? Yani bu fazlalık, işi biten yaprakları uzaklaştırmamızın, budamanın. Burada hastalık ve zararlılar barınamıyordu. Çünkü düşünün, gereğinden fazla yaprak olduğu zaman hastalıklar ve zararlılar buralarda barınacak. Ama bu şekilde olduğu zaman barınamıyor ve böylelikle ilaçlama sayısını azaltmış. Hatta şu an için hiçbir ilaç kullanmamış oluyorsunuz. Bakın her yerimiz cümbüş gibi. O kadar güzel maşallah diyelim lütfen. Ve burası çok kurak bir alan. Ciddi bir su sıkıntısı çekilen, nem sıkıntısı çekilen bir alan. Ama biz burayı damlamalardan, sürekli yolları nemlendirerek ve açıp kapama ile bu işi kontrol ederek bu hale getirdik. Bakın. Ve tepedeki devam da oldukça güzel. Devam etmeye çalışıyor bitkimiz bu kadar yüke rağmen. Niye? Çünkü düzgün besliyoruz. Düzgün beslediğimiz zaman da düzgün sonuçlar alıyoruz. Ve size anlatmaya çalıştığım şeylerin birçoğunu daha önceden anlatmıştım. Lütfen şuradaki ilgili videolara tıklayıp izleyin. Onların da nasıl yapıldığını, nasıl bu hale hazırlandığını öğrenin. Şimdilik hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Kalın sağlıcakla. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.